Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da Ruslar televizyon kulesini vurdu. 240 metrelik uzunluktaki kule ortadan ikiye kırıldı. Ayrıntıları Ukrayna'dan Deniz Berktay'dan alacağız. Telefon attığımızda Deniz, Rusların son günlerde sık sık Harkov'a hedef aldığını biliyoruz. Son saldırıyla ilgili ne söyleyeceksin? Son saldırıyla ilgili olarak şehirde ve il genelinde televizyon hatlarında ciddi sorunların ortaya çıktığı bildiriliyor. Ve ayrıca görüntülerde de görüldüğü üzere televizyon kulesi yıkılmış durumda Rusların bu hava saldırısı sonucunda. Peki Ruslar neden son zamanlarda, yani son bir aydır, son dönemlerde neden özellikle Harkov iline hedef alıyorlar? Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan birincisi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçtiğimiz günlerde açıkça söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Harkov'u almayı hedeflediklerini, Harkov'u geçirmeyi hedeflediklerini açıkça söyledi. Bundan birkaç gün önce verdiği bir demeçti. Peki neden burayı hedef alıyorlar? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi Harkov ili Rusya'nın Belgorod ilinin hemen öbür tarafında yer alıyor. Ve Ruslar şunu söylüyorlar. Bizim güney şehirlerimiz sürekli olarak Ukrayna tarafından vuruluyor. Biz de bu nedenle Rusya'nın güney şehirlerinin güvenliği için diyorlar. Harkov'u, yani böyle bir Ukrayna'da güvenlikli bölge yaratmak istiyoruz diyorlar. Ve bunun içine de Harkov'u dahil edeceklerini söylüyorlar. Putin'in de zaten bu Deniz Berktay gazeteci Ukrayna'dan yayınla ilgili konuşuyordu. Yani bu saldırıyla ilgili olarak, ancak bağlantımız kesildi. İletişim hatlarında bir sorun yaşanıyor belli ki. Ukrayna'da televizyon kulesi vuruldu. Harkov'daki bir kuleden bahsediyoruz. Genellikle şehirlerde bütün televizyonların yayın yapabilmesini sağlayan antenlerin de bulunduğu kulelerdir bunlar. Ve dolayısıyla Rusya'nın Harkov'da bu kuleyi hedef aldığını görüyoruz. Harkov uzun süredir zaten Rusların hedefinde. Deniz Berktay da neden Rusların Harkov'u bir süredir hedef aldığını sebepleriyle anlatıyordu. Rusya bu anlamda bir önemli kilit nokta olarak Harkov'u belirlemiş durumda. Dolayısıyla Harkov'a dönük Rus saldırıları devam ediyor. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Ukrayna-Rusya savaşında.